Ardanzen Türk Savaştayız ve savaş kuralları geçerlidir. Yukarıdaki başlık aslında bir tekrar. Bakın 28 Mart 2014 tarihli Star'da, Hainler Dışişleri Bakanlığındaki bir toplantının ses kaydını YouTube'a düşürdüklerinde ne yazmışım? Onlar bizim dizlerimizin üzerine çökmemizi, kan denizi içinde boğulmamızı, geleceğimizin ve evlatlarımızın elimizden kayıp gitmesine çalışıyorlar. Bir ülke nasıl bünyesinden bu kadar haini çıkartmış, beslemiş ve güçlendirmiş olabilir? Lafı uzatmadan söyleyeyim. Biri bize savaş açtı. Savaş hükümete değil, millete ve Türk Cumhuriyeti Devleti'ne karşı açılmıştır. Bu savaşı kabul ediyoruz. Artık savaş kuralları geçerlidir. Ama anlatamadık. Bu ülkenin ihaneti içinde yaşatan aydınına, her türlü mahfille iş tutmuş akademisyenine, kıymeti kendinden menkul kanaat önderine, sivil asker bürokrasiye, nefret yüklü yazılar yazanlara anlatamadık. Zaten anlamak da istemiyorlardı. Onların sesi yüksek çıktı. Bizim gibi insanları değersizleştirmek için de ellerinden geleni yaptılar. Bu nedenle sürekli Erdoğan yalnız adamdır diyorum. Askeri saldırıda püskürttük. İç işgale uğradık. Emperyalizmin 40 yıllık tezgahla içimize yerleştirdiği hainleriyle aynı sürede Kandil'de besledikleri birlikte son vuruşu yapmak için saldırdılar. Şehitlerimizin kutsal kıldığı vatan topraklarımızı millet olarak sokaktan meydanlarda koruduk. Emperyalizmin ülkemizi yok etme amaçlı son saldırısını püskürttük. Millet tıpkı Erzurum-Sivas kongrelerini yapmış, Ankara'da Gazi Meclisi'ni kurmuş, 26 Ağustos 1922 Kocatepe'den 9 Eylül İzmir'e akmış dedeleri gibi uyandı. Emperyalistin onların içimize sızmış hainlerinin oyunlarını bir kez daha tarihe gömdü. Bakın bütün gerçekler ortaya tek tek dökülüyor hep soruyorduk. Arkadaş bu kadar terörist, tonlarca cephane, bomba, bunca hendek, barikat. Bu devletin gözleri önünde nasıl oldu da Cizre, Silopi, Nusaybin sura yerleşti diye? Meğer FETÖ üniformasını taşıyanlar müttefiklerine geçiş vermişler. Yaparlar. Bu milletin meclisini bombalayandan her şey beklenir bitmedi. Star'ın uzman muhabiri Kemal Yümüş ortaya çıkarıyor. Yetkililer açıklıyor. Irak-Suriye sınırında dönen dolapları artık görüyoruz. Sınırımızı boşaltmışlar ey millet. PKK, DEAŞ artık kim gelirse gelsin demişler. Amaç memleketin işgaline zemin hazırlamak. Hep uyardık ey millet. Bir vekalet savaşıyla karşılaştın. Uyanık ol. Bu senin bildiğin savaşlara benzemiyor. Sinsi ve içerden kuşatılıyorsun. Karşındaki aktörlerin arkasındaki güçlerle savaşın var dedik. İşte bir örnek. 11 Şubat 2016 tarihli stardan başlığı Mer Cizre'de Amerika ve Rusya ile savaşıyormuşuz. PKK'nın son barikatlar savaşı ülkenin belli bir kesiminin işgal provasıydı. Emperyalist, bu kadar sert müdahale beklemiyordu. 15 Temmuz 2015'te başlattığı o vekalet savaşı çökünce tam yıl dönümünde TSK'nın içindeki çetesiyle saldırmaya karar verdi. Yaşanılanın özeti budur. Bu vekalet savaşı sürüyor, rehavet yok. Abdullah Öcalan veya Fethullah Gülen. Bu adamlar ihanetlerin sembol isimleri oldukları için hassasiyetlerimiz kişilikleri üzerinde odaklanabilir ama inanın yeterli değildir. Bunları üzerimize salan emperyalizme karşı uyanık olmak, görev süresi dolan piyonun arkasından kimin cepheye sürüleceğini tespit hayatidir. Çünkü Amerika ve AB yönetimlerinin izledikleri politikanın mesajı açıktır. Sizinle işimiz bitmedi diyorlar. Darbe girişiminden bir gün önce yazdığım Uyarıyorum Rehavet Yıkım Getirir başlıklı yazımın sonunda Bilmemiz gereken bir tek nokta var. Ringde kendi köşemizde yalnızız. Karşı köşedeki rakiplerin perde arkasındaki antrenörünün yüzünü ise göremiyoruz. Alarmda ve endişeliyim demişim. Daha ne anlatayım size? Tekrar söylüyorum. Bu uzun süreli bir savaştır ve artık savaş kuralları geçerlidir. Ülkemizin bütün alanlarını içten işgale kalkışmış emperyalist piyonlar temizlenecek özellikle güney sınırımızdan karşılaşacağımız kanlı saldırılara karşı içten çökertilmiş TSK güçlendirilecek. Yeniden yapılanan devletimizle millet olarak 100 yıl aradan sonra başımıza gelen bu belayı dedelerimiz gibi yok edeceğiz. Balta topraktan çıktı. Erdoğan'ın dediği gibi topunuz birlikte gelin. Ardan Zentürk Star